Yeniden iyi akşamlar. Memleket meselesinden bizleri izleyen herkese geçtiğimiz saat programı açmıştık. Ankara'da Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok vardı. Evet, konuklarımı anons etmiştim zaten. Sayaç arkamda 4 gün 10 saat 1 dakika kaldı seçime. 4 gün saniye. 10 saat. 20 saniye. O da geri sayıyor. Şimdi evet. 19-18. 18. Şimdi böyle bir durumda yerel seçime giderken, bu süreci konuşurken işte adayları, hangi ilde, anketler ne diyor, bunlara bakalım istiyoruz. Program konuklarımız tekrar hemen ben hızlıca anons edeyim. Sayın Ali Saydam bizimle beraber az önce bütün tweetlerinizi okudu. O yüzden Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın bizimle beraber. Ferhat Murat, Hikmet Genç ve hocamın özellikle okuyacağım İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk. Çok uzunmuş ya. Ama özellikle rica etmeyeceğim. Bir dakikada geçtik. Okullar karışıyormuş. İspanyol futbolcu isimleri gibi oldu. Programın yarısı burada geçti. O iyi okudun, hızlı okudun, bravo. Hızlı çalıştım. Hikmet Bey çalıştım. Şimdi şu açıdan hocamla konuşacağız. Bir anket var. Sizi aradılar mı bu anketle ilgili? Beni aradılar. Beni aramadılar. Bu sorular size yöneltildi mi? Bana gelmedi. 400 bin kişi size de mi? Geldi. Beni aradılar gerçekten. Yukarıda konuşuyorduk, bir editör arkadaşımız da, pardon muhabir arkadaşımız da aramışlar. Sorular şöyleydi. Hadi ben size sorayım, ben size anket yapayım. Şimdi oturduğunuz... Merve, onu geçmeden şunu söyleyeyim. Yani yukarıda künye var ya, 408.079 kişi. Dedim ya, İstanbul için çok 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 büyük bir örneklem. Mesela yani ortalama bir anket şirketisinde çalışıyordunuz. Kaç kişiye sorulur İstanbul'da anket yapılırken? İstanbul'u hata payı içerisinde bilmek için, görmek için 6.000 ila 8.000 arasındaki örneklem sayısı yeterlidir. Tabii. O yüzden yani 408.079 kişi gerçekten çok muazzam. Hata payı neredeyse sıfıra yakın diyebileceğimiz bir araştırma. Şimdi, doğru bir örneklemde yapılmış. Yerel seçim yapılmışsa. Sürecinde çok aranıyoruz anketler için. Bazılarına cevap veremiyoruz ama ben bu ankete yanıt vermiştim. Vakit de vardı. Ama bugün bu anketin basına yansıdığını görünce çok şaşırdım açıkçası. Yukarıda 2-3 kişi de aranmış. Oturduğunuz bölgede beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Başlıyorum sağ baştan Hikmet Bey. İlk hayır. Sorun. Hayır. Siz Ferhat Bey? Tabii ki hayır. Hocam? Hayır. Ali Hocam? Mesut Hocam? 83.7'ye girdik. Hazırlık yapılıyor mu? Ben yani şöyle hocam siz bakıyorum. Kendiniz yapıyorsunuzdur da. Yani az önce hocamızla da konuştuk. Deprem bir realite. İstanbul'da bir kocaman bir deprem yaşadı ve ben İlk emekli olup geldiğimde o depremin içinde kaldım. Hatta rahmetli Sabancı Üniversitesi'nde görevliydim. Kuledeydim. Kulenin ben 20 derece, 30 derece yattığını gördüm. Şimdi bizim düşüncemize göre, yani akademik açı olarak hocaya da konuştum. Türkiye bir depremler ülkesi. İki, dünyadaki genel küresel ısınmaya bağlı olarak tabiat olaylarındaki değişim ki bugün Çin'de çok büyük bir toprak kayması oldu. Evet. Koca bir maden kayboldu gitti. Evet, İçinde hocam. İnsanlar öldü. Evet. Şimdi hocamın biraderi de Japonya uzmanı ve iyi bir bilim adamı. Japonya'da bir deprem ülkesi ama kayıplar minimum. Neden? Depremle yaşamayı öğrenmemiz tamam, gerekiyor. Biz öğrenelim. Hocam şu soruları hızlıca hocam, bu Çin'den stüdyoda cevaplayalım. İstanbul. Ondan sonra sizin yorumunuzu alayım. Yani, İlk soruyu size sorayım. Oturduğunuz bölgede beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık yapıldığını siz düşünüyor hocam, musunuz? Hocam ben cevabım gayet basit. Burada bir belediye başkanı var. Nasıl seçildi biliyoruz ondan cevap sonra. Cevap vermeyecek yani. Ama daim ayları görü tam yol geri gidiyor. Şimdi nerede Tornistan hocam, yapacağı belli değil. Böyle bir deprem olduğunu ben tahayyül edemiyorum. Neden edemiyorum biliyor musun? Kim ne yapacağını bilemez. Planlama yok. Hazırlık onu yok. Sıfır hazırlık. Sıfır. Mesut Hoca. Merve hayır Mesut kırmızı. Hoca, anladım ben. Mesut kırmızı. Hoca 16,3'e yani. Girmek için mi zorluyor acaba kendini diye düşündüm ama uzatarak yok. Kırmızı, yok. Sonunda kırmızı tarafa hemen dair hızlıca oldu. Diğer soruyu soruyorum. Oturduğunuz evin durumunu öğrenmek için deprem risk raporu aldınız mı Hikmet Bey? Almadım. Almadınız Ferhat Bey? Ben yerleşmeden benim önce raporu istemiştim. Aldınız. Siz hocam? Almadım. Siz bile almadınız. Evet. Hadi bakalım. Hocam ne yaptın Ali ya? Ali hocam. Hocam aldım deseydiniz. Ya hoca. Bizim efendim raporumuz var. Var. Peki. Mesut hocam. Avacığım inanmıyorum. Hocam. Hocam. Peki. Hüseyin hoca ne raporumuz var diye. Bu arada ben de bu soruya hayır yanıtım verdim. Ali hocamla biz örnek bir tutum sergilemişiz burada. Ama bizim ev yeni diye. Biz de ancak bombardıman yani. İniyoruz hocam. Peki bu ailenizdeki herkesi düşünürseniz okulda veya iş yerinde deprem tatbikatına hiç katıldınız mı? Ya çok kötü soruyorsun. Hayır. Hayır. Ferhat Bey. Hayır.
Hocam, hayır. Hocam siz de mi? Hocam evet değil bunlara. Hayır katılmadım ama yani gördüm çocuklar yaptı da ben rol almadım. Siz olmadı. Ben hatırlıyorum katıldık okulda da hayır, burada imam, da yani kurumumuzda yaptık. Hissi. Ali hocam. Ben evde yaptım. Ailece yaptınız siz ama bir kurumda yapmadınız. Mesut hocam. Biz de yaptık ve ben hiç unutmayacağım. Sabancı Kule'deydik o zaman üniversite daha kurulmamıştı. Oradaki arkadaşları bütün hepsini aşağı indiren benim. Çünkü ben bir askerim. Nerede nasıl riski kabul edileceğini, nasıl idare edileceğini iyi biliyoruz. Hocam her yere bir asker lazım. Komutan ben Süleyman Bey'in bakanlığı dönemindeki bu Türkiye geneli AFAD, yani onu katmadan fiilen katılmadığımı ifade ettim. Yani orada evet, bir değil, yeşile. Orada bir katılım olmuş yani ama onu sayar mıyız? 99 depremi hocam takdir eder ki çok büyük bir deprem. Deprem çantanız hazır mı Hikmet Bey evde? bir daha hayır. Hayır Ferhat Bey. Benim eşim sağ olsun almıştı. Hanımlar düşünür. Siz Hüseyin araba hocam. Da hazır. Araba da hazır. O evet. Daha mı etkili? Ya biz aile olarak onu uygun daha gördünüz. Doğru. Tamam. Hocam Ali yalnız hocam, buna da hayır deseydi de yavaş hocam, yavaş doktora ya doğru gidir. Hocam eşiniz... bizim her şeyimiz hazır. Harbi hazır her an. Tamam peki. Ben burada sınıfta kaldım. Deprem olduğunda gideceğiniz size en yakın hayır. Toplanma alanının yerini öğrendiniz mi? Hayır. Hayırdım. Ben bunu bu arada muhtarlığa da sormuştum. Alan olmuştum. Yok ki hocam. Nereye toplanıyor? Ben E-Devlet'te görebiliyorum. Hı-hı. Bakmıştım, görmüştüm. Ha buradan o zaman E-Devlet'te, E-Devlet'te yazıyorum. Gördün mü peki? Yani gidip de yerini. Yerini gidip görmedim Osman, ama hayır, neredeymiş, Osman, ne kadar mesafedeymiş zaten konum da var. Bulabiliyorsunuz. Ama hocam, evet, E-Devlet'ten de AFAD'dan da görebiliyoruz. Toplanma yerim nere diye yazarsanız, ilin ilçenizi, caddenizi söylerseniz size yeri söyleniyor. Yerini söyler. Ali söyleniyor. Hocam. Ben biliyorum yerini. Mesut hocam siz? Ben bir şey söyleyeyim. Belki de hocam anlatacak ama İstanbul'un en büyük handikapı bu. Böyle bir yer yok. Toplanma yok. Alanı yok. Yani ben Üsküdar'da ikamet ediyorum. Üsküdar'da var ama diğer şehirler çok birbirine yakın. Binalar son derece yakın birbirine. Ama en önemlisini söyleyeyim hocam. Bakın. Bugün çok önemli bir hadise oldu. Amerika'da biliyorsunuz köprüye vurdular. Hı hı. Ve yangın yaşandı. Geçen hafta Moskova'da. Yangın merdivenleri yeterli değil. Yangın helikopterleri İstanbul Belediyesi'nin yok. Bunlar çünkü deprem olduğu zaman yangın da beraber oluyor. Halk büyük bir paniğin içerisinde. Depremden o adamları nasıl kurtaracaksın? Bu kadar gökdelen yapıldı. Göstersin bana İstanbul Belediyesi'nin bugünkü gökdelenlere çıkan üstte irtifada varsa şeyi ben hiçbir şey bilmiyorum. Eksiklikler. Şimdi böyle şimdi bu bir... Bu duruma göre ben kazandım. Hepsi kırmızı bende. Ne yazık. Evet. Yani %83 olumsuz yanıt vermiş İstanbul'da bu soruya. Diyor ki deprem çantam yok. Evimin durumunu bilmiyorum. İlk deprem anında nereye gideceğimi mahallemde, semtimde bilmiyorum. Deprem çantam yok. Hiç tatbikat yapmadım. %61, %72, %54, %53, %83 oranında tüm bu sorulara hayır yanıtını vermişiz. Ya. Peki İstanbul'da kaç riskli konut var? Bunu biliyor muyuz? 1,5 hazır milyon. Biz bir... Efendim? 1,5 milyon mu? Daha fazla olabilir biliyor musunuz? Semt semt, ilçe ilçe hesaplandı bunlar. 2020'de hesaplanıyor. Anadolu Ajansı bir istatistik yapıyor. 2023'te değişen hiçbir şey yok. Hocam bilirsin, Ferhat Bey daha iyi bilir. Bina şu an mevcut konut belediye. Mu? Efendim hocam? Konut mu, bina mı? Konut. Konut. 7,5 milyon bağımsız bölüm var İstanbul'da toplamda. Tabii işte bunların yaklaşık 5 milyonu konut hane. 2,5 milyon civarı olan da ticaret hane olarak geçiyor. Neyi sordunuz siz? Şunu soracaktım. 2020'de yapılmış bu istatistik alınmış. 2023'te değişen hiçbir şey yok. Yani 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam 8500 konut mu yapmıştı kentsel dönüşümde? 2015. 2015. Verileri paylaşayım istersen. Paylaşın. Merve. Şimdi bu haritada ne değişti bir ona da bakalım şimdi istiyorum. Niye değişmediğini de aslında bu belki veriler ortaya çıkınca net bir şekilde görüyor olacağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine açılan dava sayısı 1537. 1537 tane dava açılmış kentsel dönüşüm projelerini engellemek adına, durdurmak adına, yürütmeyi durdurmak adına. Bunun %60'ı, bakın bunun %60'ı Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası tarafından açılmış. Bu bahsettiğim 1537 davanın %60'ı Cumhuriyet Halk Partisi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu nasıl açılıyor? Ben tam olarak anlamadım. Ben apartman olarak anlaşıyorum. Bir de müteahhitlik şirketiyle anlaşıyorum. Konutumu, binamı dönüştüreceğim. Büyükşehir'e gidiyorum. Büyükşehir diyor ki hayır yapamazsın. Arada anlaşmazlık çıkılıyor. Bana dava mı açılıyor? Dava açıyor. Yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Bak şöyle bir örnek vereyim. Peki dava açıyorsun. Doğrusunu göster bana değil mi? Yani bunlar yanlış bir kentsel dönüşüm projesi ise... Cumhuriyet AK Partisi, İBB ve Şehir Plancıları Odası'na söylüyorum. İstanbul'da, Eyüp Sultan'da 692 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi yapılıyor. Ancak hak sahibi olan kişi sayısı, daire sayısı sadece 192. Bakın 192 hak sahibi var. Kentsel dönüşüm projesi geliştiriliyor. Eyüp Sultan'da kaç riskli bina var onu görmeye çalışıyorum. Seçemiyorum. Hüseyin siz seçebilirsiniz. Bu 2000 yıl öncesi. Eyüp'te 22.137 yukarıda. Nerede? Sarıyer'in Beşiktaş'ın üzerinde. İstanbul'da 2000 öncesi yapılan binalar. 2000. Evet. Yani, evet. Yani bu riskli görebileceğimiz binalar. Sakı yönetmelikler çıkmadan önce yapılan yapılar. Ama bu direkt o yapıların çürük olduğunu. 600 bin civarı zaten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da 600 bin riskli konut olduğu, acele dönüşmesi gereken konut olduğu ifade ediliyor. Zaten Sayın Murat Kurum da işte bu 5 yıllık projeksiyonunda 650 bin konut dönüştüreceğim vaadini ortaya koymuştu. Istinaden. Buradan hareket ederek bunu zaten ortaya koydu. Rakibine dedi, gerek yok dedi. Yapamaz dedi. Yok yok gerek yok dedi. O da ayrı bir mesele. Tabii şimdi az önce bu dava sayılarını verdik ya Merve Türkay. Bak şurası çok önemli. %60'ının CHP, İBB ve Şehir Plancıları Odası tarafından 1537 davanın açıldığını söylemiştik. Peki davayı açıyorsun, doğrusunun ne olduğunu senin ortaya koyman lazım. Hı hı. Şu anda Cumhuriyet AK Partili İBB tarafından yapılan bir kentsel dönüşüm projesinin verilerini paylaşıyorum. 192 konut dönüştürülecek, riskli. Bunun yerine bir proje geliştiriliyor. 192 konutun yerine 692 konut yapılıyor. Bak 192 konut... yerine 692 yani 500 konut fazla yapılıyor. Hani rantsal dönüşüm diyorlar ya, rantsal dönüşüm diyerek bunu mahkemeye götürüyor İBB, CHP. 500 konutun 250'sini Kiptaş'a kalıyor. Kiptaş'ın satması uhdesinde kalıyor. 250 konut da müteahhide kalıyor. Ve o 192 kentsel dönüşüm mağduru vatandaşın da veya hak sahibi vatandaştan da fark istiyorlar. Bakın hani anladım. O işin maliyetini karşılamak adına 192'den daha fazla bir konut adedi üretilmiş. Genellikle bu yapılabilir. Hani oradaki hak sahiplerine maliyet çıkmasın diye. Peki. 500 konut fazladan çıkardığı halde 192 konut hak sahibinden de para talep ediyor. Vatandaşlar o konuda mağduriyetlerini ön plana koyuyorlar. O hak sahiplerinin ödemesi gereken parayı kim ödüyor? AK Partili Eyüp Sultan Belediyesi ödüyor. Yani bahsettiğimiz kentsel dönüşümü ele alma şekline bakar mısınız? Hem peki bir taraftan siz... engellemeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan rantsal proje diyerek bunları engellemeye çalışıyorsunuz. Rantsal projeyi zirveye taşıyorsunuz. 192 konut yerine 692 konutluk bir proje geliştiriyorsunuz. O 192 konutun hak sahibinden para talep ediyorsunuz. Utanmadan onun da mağduriyetini AK Parti ile Eyüp Sultan Belediyesi ödeyerek yerine. Şu konuyu bir daha gelebilir miyim? Yani dava açması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konutlar dönüştürülemez diye. O nasıl bir şey? Yani şunu hatırlıyorum sadece. Ne yazık ki 6 Şubat'ın sonrasında Hatay'la ilgili bazı emek mahallesi vardı. Örnekleri konuşmuştuk. Defne'de vardı. Mehmet Öseseki Bakan'la biz geçtiğimiz aylarda Kayseri'de bir gazeteci grubuyla beraberdik. Orada Hatay'da yaşadıklarını anlatmıştı. Bir önceki bakanlığı döneminde kentsel dönüşüm projesi başlama töreni için gittiği Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikleriyle, motivasyonuyla oradaki halkın küçük bir bölümü gösterilerle engellemeye çalışıyorlar, sabote etmeye çalışıyorlar. Ve sonra Sayın Bakan Mehmet Öseseki, sabahın ilk saatlerine kadar, uçağa kalkana kadar tek tek oradaki hak sahipleriyle görüşüyor. İkna etmeye çalışıyor. İşte bu provokasyondan dolayı ikna olmuyorlar ve kentsel dönüşüm projesi kalıyor. Hatay'da. 6 Şubat depreminden sonra ilk gidip baktığım yer orası oldu. Mehmet Bey'in ifadesi bu. Ve mahallenin
tamamı yerle bir olmuş ve bütün yaşayan vatandaşlar, o mahalle sakinleri hayatını kaybetmiş. Ne yazık. Ya öyle bir kötü bir örnekle, yani Hatay'la mukayese etmek elbette istemiyoruz ama orada yaşandı.